Gelecek Bilim'de hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Ben Cevdet Acarsoy. Gelecek Bilim'de'nin hem kurucusuyum hem yayıncılarından biriyim efendim. Çarşamba günleri her hafta olmasa da bulabildikçe, ayarlayabildikçe ne yapıyoruz? Sizlerle ünlü bilim serimize devam ediyoruz. Ünlü bilim talk show'umuza. Bugünün konuğu da Barış Kralioğlu. Hemen onu da buradan davet edeyim. Şuradan basıyorum ve kendisini arıyorum. Bakalım geçen seferlerde sıkıntı çıkmıştı ama bence bugün masamıza ve Barış Hoca hemen gelecek. 30 kişi dinliyormuş. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifli bir akşam geçiriyorsunuz. Evet, geldi buradan. Merhaba. Merhaba, nasılsınız hocam? Çok iyiyim. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Vallahi sorunsuz. Hemen hallettik. Güzel oldu bu benim için. Nasılsınız? Akşamınız nasıl geçiyor? Keyifler yerinde mi? Vallahi süper. Çok hareketli bir gündü. Bugün YouTube için bir çekimimiz vardı. Onu hallettim. Bir tane de bir röportaj vardı. Bir sinema öğrencisinin röportajıydı. Bitirme projesi. Satın alma sahiplen konusunu işliyormuş. Ben de röportaj yapmak istedi. Ondan sonra onunla buluştuk. Şeyde açık havada dur saçımı başımı düzelteyim. Evet. Havalı olalım. Ondan Süper. sonra ben bu yayın işlerini çok anlamıyorum. Yani anlamıyorum dediğim çok katılmıyorum. En son Azeri TV yapmıştı Skype üzerinden. Ondan sonra öyle bir yayın yapmıştık. Birinci pandemi dediğimiz o dönemde. Ve ben bundan galiba evet 52 kilo kadar şişmandım ve Evet. tabağım kuru bir yayındı. Yani böyle perişandım falan gözlerim gözükmüyordu artık şeydim çekik gözlüydüm falan. Şimdi aradan bayağı bir zaman geçmiş ve yeni bir yayındayım. Bakalım heyecanlıyım şu anda çok. Ses yok diyorlar ama yo, biz birbirimizi duyuyoruz. Biz Chat'in de duyuyoruz. duyması lazım ama trollüyorlarsa bilmiyorum. Hocam zaten size de teşekkür edelim. Hani diziniz vardı, yoğundunuz. Kabul ettiğiniz için teşekkürler. Böyle sosyal sorumluluk bilinci olan, bu projelere destek olan ünlülerimizle zaten bu projeyi yapıyoruz. Bu da bir sosyal sorumluluk projesi. Hem eğlenceli sohbet, muhabbet ama hem de sosyal sorumluluk tarafı var. Birazdan anlatacağım ama önce sizin başınızı bu belaya açan kim? Buraya kim getirdi sizi? Onu bir gösteriyorum. İlk Evet. bölümümüzü biz sevgili Yüksel Ünal'la yapmıştık. Bakayım ses gelecek mi? Şöyle sizi şöyle challenge olarak davet etmişti. Arkadaşını hani böyle emir barkı yapabileceği samimiyetle başka ünlü arkadaşını bu bir challenge gibi de biraz ya hani meydan okuma gibi sorular cevaplıyoruz, sohbet ediyoruz. Ünlü bilim formatını kimi davet ediyorsunuz? Sizin ağzınızdan davet edelim. Ya burada ben perişan olmasını istedim. Onun çok sevdiği bir kelimedir bu. Ben de çok seviyorum. Barış Kraloğlu. Yani nedense ilk o geldi aklıma şimdi. Ya Yaktın Barış beni, Kraloğlu'na yaktın. meydan okuyorum. Ya buyursun gelsin onun bu bilimsel konulardaki fikri nedir? Onu bir görmek istiyorum. Ben onun yanıtlarını çok merak ediyorum yani. Yüksel Ünal dünyanın en tehlikeli adamı. İki tane filmde beraber oynadık. Bana attığı bu kazığı hiçbir zaman unutmam. Yok hocam kazık değil eğleneceğiz sıkıntı yok. Tabii. İşin şakası o ama işi şöyle bir ilginç hikaye var. Ben buraya gelene kadar başta işte bir ara dizi çekimim vardı. Çok yoğundum. Cevap veremedim. Bana her mecradan mesaj attınız. Her mecradan. Instagram'dan mesaj geldi, YouTube'dan mesaj geldi, mail geldi filan. En son artık Tinder'da birisiyle eşleşiyorum filan böyle ve o bana diyor ki bu programa katılman için aslında sana tuzak kurduk gibi bir şey diyecek artık. Ya o noktalara geldik. Neymiş dedim ya tamam bir dakika dur işim bir bitiyor sakinleşelim. Geliyorum dedim, geliyorum dedim. Ama hiç bilmiyorum ne yapacağımızı bilmiyorum. Ne Hemen onu konuşacağımızı anlatacaktım. bilmiyorum. Sadece bana bugün sabah bir mesaj geldi bir arkadaşımdan. Aa çok severim onları ben dedi. Ondan sonra takip ediyorum şudur budur. Harika süper izleyeceğim dedi. Belki o da şu an izliyordur bilmiyorum. Alttaki yazılara çok bakamadım çok konuşmaktan. Selamlar. Ben bir Can Türk Doğan gördüm orada. CT'yi gördüm. Selam Evet Can olsun. Türktağan orada bir kahkaha attı demin. Onu ben de gördüm. Bakalım neler olacak. Bir de burada bir şeyler var. Neymiş bunlar? Şurada bir ekranı çevirme gibi bir şey var galiba. Evet Evet. pardon. Evet. Şimdi hocam ben size şöyle anlatayım. Bizim formatımızı hemen. Ünlü bilim formatındasınız. Gelecek Bilim'denin bir formatı. Gelecek Bilim'de izliyor yeni açanlar Instagram'larını. Biz bir bilim iletişim platformuyuz. YouTube'da, Twitch'te canlı yayınlarımız var.
Spotify, Apple'da, Google'da podcastlerimiz var. Sitemiz var, gelecekbilim.net. Orada bilim yazılarımız var, çeviri ve özgün. 40'ın üzerinde de genç gönüllümüzle bu operasyonu sağlıyoruz. Yani mesela biz sizi bugün davet ettiğimizde sosyal medya duyurularını başka bir ekip yapıyor. Bu video daha sonra YouTube'a gittiğinde onun işlenmesini başka bir ekip yapacak gibi. iOS ve Android'de uygulamalarımız var. Uygulama sahipleri bildirim aldı mesela özel olarak bu yayın için. Daha detaylı bilgi için siteyi inceleyebilirler. Peki bugün ne yapacağız? Bugün bilim temalı bir talk show düzenledik. Sosyal sorumluluk tarafı şu, sizin gibi ünlülerimizin takipçilerini ve arkadaşlarını aslında gündemlerini bilime almak. Şimdi bizim gündemimiz çok yoğun, korona var, bir sürü dert var dünyada. Birazcık böyle bir saatlik bir mola verip bilim konuşalım, bilim temalı konuların üzerine gidelim. Ama böyle bilgi gerektirmeyen, daha böyle düşünce üzerine gideceğimiz, gelecek böyle fütüristik konuşacağımız bir program hocam. Bilimle ilgili bir bilgi gerekmiyor diyerek şu an kalbimi çaldım. Çünkü eyvahlar olsun. Ne yapacağım? Ben bilimden anlamam. Barış abi bilimin hocasıdır yazmış birisi orada. Küçük troller, küçük şakalar. Ben bilimden hiç anlamam ama bir şeyler öğrenmeye bayılırım. Bence senden ben bir şeyler öğrenirim bu akşam. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Biz hep bütün ünlülerimize aynı soruları soruyoruz ama çok farklı cevaplar alıyoruz. Bu da çok hoşumuza gidiyor. 3 bölüm olacak. Derin sorular, şık sorularımız var. Bir de en son o mu bu mu yapacağız? Hangi bilim insanıyla akşam yemeğine gitmek isterdiniz gibi. Böyle bir bölümümüz olacak. Daha sonra işte tavsiyelerinizi alıp sizden de birini yakmanızı isteyeceğiz. Yani onun için biraz emrivaki gibi oluyor. Teşekkür ederiz tekrar. O zaman başlıyorum ilk soruyla isterseniz. Tabii ki hemen başlayalım. Hemen söylüyorum hocam. Birinci sorumuz şu. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz 3 şey nedir? Ya ben şey istiyorum ya, küçük böyle haplar içelim ve onlar sayesinde karnımız doysun ve yemek yememize gerek kalmasın. Bunu artık keşfetmeleri lazım. Yani yıllardır bilimle uğraşıyorsunuz, yeter artık tadında bırakın, bu icadı yapın, bizi de kurtarın. Bu benim için çok önemli. Başka ne icat edilebilir? Valla ışınlanma da fena değil ya. Işınlanma olayı da güzel. Yani yıllardır filmlerde izliyoruz, artık gerçekleşsin bu iş. Işınlanma olayını da yapalım. Bir de hadi şey olsun. Bir de zaman makinesi olsun ya. Bunlar güzel şeyler. Zaman makinesi olsun ama çok da tadını kaçırmayalım. Yani bir yerlere ışınlanalım, gidelim. Yani günümüze gidelim. Zaman makinesi sayesinde de bir yerlere gidelim, görelim ve dönebilelim sadece. Müdahale edemeyelim ama görelim, dönelim. Geçmişe nostaljik yolculuklar, geleceğe küçük şakalar olabilir. Mükemmel. Ya zaten sizin işte Geek Yapar'dan ben izliyorum zaten. Boş zamanlarında falan hani bayağı günümü neşelendiren, günümü aydınlatan işte Dedeler Sofrası, Geek Yapar izliyordum. Hatta sizin ilk katıldığınız Sen Ne Diyorsun'u hatırlıyorum, işte anlattığınız anıları vesaire. Oradan da şey kaldı, arkadaşlarla konuşurken ya sen bu lafı niye demeye başladın falan dedi. Ben dedim bu laf ithal yani, bu laflar, bazı laflar kaldı hocam sizden bana özellikle. Çevreme de alıştırıyorum işte, tadım tuzum yerlerde, on the floor, işte şey ne derler, ustaların ustası gibi laflar kaldı. Bir de perperişan onu öğrendik. Evet ya, benim küçük öğrencilerim de perperişan demeye bayılıyorlar. Ya çok şimdi sinir. Ben galiba bazı kelimeleri, bazı cümleleri sevince çok tekrarlamaya başlıyorum. Çok tekrarlamaya başlayınca da çok oturuyor ve uzun süre zaman geçirdiğim kişiler buna alışıyorlar, söylemeye başlıyorlar. Bir de bir şey var, benim oynadığım her rolün içerisinde mutlaka uzun zamandır kafamı kurcalayan bir soru var derim. Onu da söylerim, hep mümkün olan yerlerde atmaya çalışıyorum. Jönizm yazıyorlar bakın altta. Evet. Evet, mesela jön kelimesini o kadar çok kullanıyordum ki bir gün arkadaşım dedi, köpeğin adını jön koy dedi. Yani tam yeni sahiplenme döneminde jön koy dedi. En azından şu jön kelimesini biraz daha orada kullandığın için başka şeyde kullanmazsın dedi ama bırakamıyoruz. Can Gönenli hocaların hocası demiş. Teşekkür ederim. Hocaların hocası. Barış abinin saçı gurik olmuştu. Gurik de mesela. Evet. Böyle... Gurik ne demek hocam, onu bilmiyorum. Gurik. Ya işte bazı şeylerin tam tanımı yok. Gurik böyle bir şey gibi. Kabarık gibi. Papak saç. Gurik saç falan. Böyle şeylerim var. Böyle. Böyle uydurma laflarım var işte, bir yerden sonra oturuyor. Aslında bunu bir şey yapsak, böyle lümpen sözlüğü diye bir şey vardı mesela, böyle sözlük, bunun gibi bir sözlük, bir esprili bir sözlük yapılabilir ya, çok eğlenebiliriz. Vallahi yani. lazım gerçekten. O zaman uzun zamandır aklını kurcalayan bir soru var. Gezegenlere seyahat mümkün olsa hangisine gitmek isterdiniz ve neden? Ya şimdi şu çevresi şeyli olan gezegen hangisiydi? Şimdi Satürn'ün halkaları var.
Halkalı olan. O çok havalı ya. Ben çok seviyorum. O çok havalı. Ona bir gitmek isterdim. Şimdi Mars'ta bir espri yok. Herkes zaten Mars peşinde. Ay zaten aya ayak basılalı yıllar olmuş. Yani Ay ile Mars'ta bir numara yok. Ama Venüs de havalı ya. Venüs de olur. Venüs, evet, evet. Yok yok. Ben Satürn istiyorum. Satürn'e gitmek istiyorum. Satürn bence çok havalı. Satürn'e giden ilk insan olmak istiyorum. Wow. Bir de yani gökyüzüne baktığınızda dal o şeyi görülüyor. Nasıl görülüyor? Mesela onun şeyleri vardı, animasyonları. Star ya, star yani. Bütün gezegenler vatandaş ama bu gezegen bir star bir gezegen yani. Çok havalı bir gezegen. Gerçekten öyle. Galiba Neptün'ün de halkaları varmış ama biz göremiyormuşuz uzaktan. Hani çok böyle soğuk. O kadar havalı bir gezegen değil yani. O kadar yol üzerinde, evet. Peki, bilim demişken şöyle bir soruyla devam ediyoruz. İnsanımızın çevremizde, bizim de dahil hepimizin yani bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz diye bir soru atsam ortaya. Kesinlikle bir yaklaşım yok ya bilime karşı. Barzizm var yani. Barzizm, vandalizm. Vandalizm ve barzizm var. Yani bilimsel. Daha ben bugün ya annem, babam, kardeşim oturuyoruz. Onlara uğradım birazcık. Onlarla işte bu aşı muhabbetlerini yapıyorduk filan. Yani öyle düz bir yerden bakıyorlardı ki kızdım ya, yapmayın Allah aşkına dedim ya. Biraz dedim sorgulayın, biraz dedim şey yapın, iki komple teorisini okuyun bakın dedim yani bilimsel duruma bakın. Yani ben işte biraz fazla meraklıyım bazı konulara. Araştırdım aşı olayını pek şey yapmıyordum açıkçası. Başta aklıma yatmıyordu. Ama ben şimdi okulda derste verdiğim için öğretmenlere aşı önceliği çıktı şu anda yani sıralamada. Ben de geçen hafta itibariyle oldum. Oldum ama yine kafamda soru işaretleri var yani. Bilimsel olarak tam bir cevap almadan yani şöyle bir doktorla konuştuğumuzda bana bu yetmiyor şu anda. Yani gerçekten ben bu aşıyla ilgili bir araştırma yaptım. Ben bununla ilgili bir bilimsel bir durum, bir araştırmanın içinde oldum, dahil oldum diyen birisiyle ben konuşmak isterim. Yoksa evet çok iyi ben de oldum bilmem ne demek beni bana yeterli olmuyor yani. Evet. Biz de hocam aslında tam bunun için mesela şunu yapıyoruz. Şimdi bu tarz olaylarda bu uzmanların tek tek görüşü oluyor ama her zaman veriye bakmak, kanıta bakmak lazım. Evet o uzman öyle düşünüyor ama 40 bin kişiyle, 20 bin kişiyle ya da çok sayıda deneyle, araştırmayla ne çıkmış? Yani veriler ne söylüyor bize? Biz de onu yaptık. Gelecek Bilim'de kanalımızda YouTube'da bir COVID-19 listesi var. Ta ilk başından hocalarla işte enfeksiyon uzmanı, halk sağlığı uzmanı, farmakologlarla yaptık. En sonlarda birinde de şey var. Aşılarla ilgili tıbbi farmakoloji hocamız bize o andaki şeyi anlattı. İşte hani i̇şte bu. Ne derler? İnaktif aşı nedir? mRNA aşısı nedir? İşte vektör aşısı nedir? Hepsini tek tek nasıl üretiliyor? Çalışmalar nasıl yapılıyor? Hepsini anlattı. Biz de böyle şeyler sunmaya çalışıyoruz aslında. Sizin gibi soruları olanlar için. Yani ben şimdi sade bir vatandaş olarak şu anda diyorum ki eyvah o aşıyı olursam DNA'm değişecek ve ben mutant mı olacağım? Teenage Mutant Ninja Turtles mı olacağım? Yani falan filan gibi şeyler düşünüyorum. Bana bu konularla ilgili bilgi lazım yani. Evet, evet. Oralarda var. Ben orada dinlediğim kadarıyla olmuyormuş. Hani şu an kafasında o soru olanlar için öyle bir şey yok. Ama bu kadarını biliyorum. Ben bir psikoloğum. Hani o tıbbi şeyleri bilmiyorum. Ama videoyu gönderelim onları. Peki, şunla devam ediyorum hocam. Bilim tarihinin sizce en önemli buluşu nedir? Bilim tarihinin en önemli buluşu. Çok enteresan. Hiç şu an aklıma bir şey gelmiyor. Ne teknoloji olabilir? De olabilir. Teknoloji tarihi de diyebiliriz. Teknoloji tarihi dersek tabii ki bence sırf üniversiteler birbirleriyle iletişim kursun diye keşfedilmiş. Bu internet denen mevzudur yani. İnternet sayesinde şu an geldiğimiz nokta çok iyi. Müthiş şeyler yaşıyoruz. Şu anki canlı yayınımız bile harika bir şey yani. Canlı yayın aracı diye bir şey vardı eskiden. Hala vardı tabii büyük ulusal kanallar için falan ama yani şu an elimizde bunu yapabiliyor olmak. Twitch'ten yayın yapıyor mesela insanlar değil mi? Bu bence bayağı enteresan bir mevzu. Evet. O yüzden internet diyelim ya buna cevap olarak. Güzel. Güzel. Jön bir cevap yine. Biz de Twitch'le başlamıştık ilk bilim yayını yapmaya. Twitch'te o zaman herkes oyun oynuyordu böyle hani. Böyle IRL'ler yeni vardı tabii, format yayıncılığı vardı bizim dışımızda ama bilim böyle anlatmaya başladığımızda ya Twitch'te bilim anlatılır mı arkadaşlar, canlı yayın yapmayın etmeyin dediler. Biz orada devam ettik, partner falan olduk. Daha sonra şey yaptık hocam, interaktif yayın Twitch'e yakışıyor, onu fark ettik. Yani böyle soru cevaplı gibi
Ama böyle hoca çağırdığımız işte bilim insanı geliyor, sunum yapıyor mesela, anlatıyoruz. Onları YouTube'a aldık. Mesela YouTube onun için biraz daha böyle arşiv kalıcı gibi. O süreçte de OBS'tir, işte bütün Restream'dir, hepsini denedik, öğrendik yani. Bayağı bir ağır konular. Eskiden çok çok daha zormuş dediğiniz gibi. Şimdi bayağı bir kolaylaştırdılar. Sizin Twitch kanalınız var mıydı? Var. Ben de yani arada bir indie oyunlar oynuyorum. Kadrajı bir ayarlayamadım ya. Şu an çok tadım kaçık. Indie oyunlar oynuyorum. Bazen de işte sohbet muhabbet yayınları da yaptığım oluyor arada sırada. Hı-hı. Hatta ya bayağıdır yapmıyordum. Yine birinci pandemide. Birinci pandemide yapıyordum. İki gün önce bir gireyim dedim. Girdim, hı-hı, bir yarım saat baktım filan. Güzel gidiyor her şey. Akşam tekrar geleceğim. Bir geldim. Bir sürü teknik sorun çıkınca devam edemedim. Bıraktım. İnşallah hevesin kırılmamıştır Barış abi filan dediler. Bakalım, hı-hı, yine yapacağım herhalde diye düşünüyorum. Işığım ışığım iyi mi? Kadrajım madrajım berbat mı? Bence çok iyi hocam ya. Hiç yani sıkıntı yok. Yani bu işleri bilenlersiniz. Hani bize göre okey. Öyle değil. Bir de yazılar mazılar tam yüzümün üstünde ya. Şimdi şey yapamadım. Onlar herhalde şeye çıkmayacak. Biliyorum. Aha. Orada çıkmıyor da şu an en azından rahat görsünler diye şey yapıyorum. Neyse. Twitch'im en zor kanalıdır. Twitch kanalınızın adı ne hocam? İsmim soy ismim. Barış Kralioğlu. Evet. Ama tabii ki Türkçe karakter yok. Barış Kralioğlu. Evet. Peki bir sonraki soruyla devam ediyorum o zaman. Güzel gidiyoruz. Bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmak isterdiniz? Hoba diyorlar. Hoba, evet, kesinlikle hoba. Hangi alanda çalışmak isterdim? Ya işte tabii ki insanlığa faydalı olacak, yani çok faydalı olacak bir şeyler. Ne yapmak lazım yani? Şimdi tabii ki süper gündemimiz şu an aşı olduğu için yine, hı-hı, aşıyı bulan kişi olmak isterdim filan. Şimdi doktorlarımız var ya, Türk doktorlarımız, her yerde fotoğrafları var. Çok şekerler. Hiç, evet, konuşmuyorlar. Böyle fotoğraflarda bile böyle bir, ya bizim işimiz değil bu fotoğraf video. Allah aşkına bize dokunmayın. Biz işimizdeyiz. Çekin de gidelim biz. Ha, biz bilim peşindeyiz diyorlar. O yüzden onlar gibi olmak isterdim galiba. Evet, geriatri yazmışlar, tıp yazmışlar, sosyoloji yazmışlar çete. Başka kişiler de aynı soruya cevapla. Hobaloji yazmışlar. Hobaloji. Evet. Ya yani böyle bir şey de olabilir. Dil bilimi falan, böyle hani linguistik, filoloji falan, öyle bir şey, bu kelime de buluyorsunuz ya, ya da mesela tiyatro tarihi falan, bilemedim. Yok, maskeleri ya, falan seviyordunuz değil mi bu İtalyan? Evet evet. Commedia dell'arte üzerine çalışmalar yaptım ben. İtalyan bir hocam var. Maske tasarımı da yapıyorum. Maske oyunculuğu da yapıyorum filan ama ya bunlar zaten yaptığım ve bildiğim şeyler. Şimdi atıyorum, çevirdiğim benim yayınlanmış kitap da var. Tarihle ilgili bir kitap var. Çocuklar için tarih kitabı. Boyut yayınlarından. Yani kitap da çevirdim. Çevirmenlik de yaptım. Ne bileyim, ders de veriyorum. Yani ana sınıfından üniversiteye kadar farklı yaş gruplarında. Şimdi ortaokulu artık veriyorum. İtalyanca drama dersi veriyorum. Yani o yüzden onlar değil de böyle bilmediğim, tanımadığım bir alan. Aşı işte. Aşıyı bulmak bence, evet, zevkli olabilirdi. Tekrar girip mesela işte tıp fakültesi ya da işte neyse biyoloji, farmakoloji falan, evet, tık. Şöyle söyleyeyim. Tıp fakültesine girmek zor. Girdikten, evet, sonra bence ben çalışkan bir öğrenci olarak yürür giderdim diye düşünüyorum ama işte olmuyor. Veteriner olur muydu acaba senden Barış'ım demiş bir arkadaşım. Doğru. Veterinerlik bak olabilir. Veterinerlik olur ya. Hayvanlar için çalışmak isterdim. Güzel bir araştırma yapardım onlar için ve yepyeni şeyler bulurdum. Mesela hayvanların 3 kelime konuşma yetisi kazanması için özel bir çalışma yapmak isterdim. 3 kelime konuşuyor olsaydı evimizdeki dostlarımız gerçekten bambaşka hayatlar olurdu diye düşünüyorum. Evet, evet. Hangi 3 kelime hocam, merak ettim şu an. Yani bence evet ve hayırı demeleri lazım ya. Yani çünkü bazen diyemiyorlar. Benim köpeğim mesela şimdi uyuyor orada. Yani bazen anlayamıyorum duygularını. Bir evet hayırımız olsaydı fena olmazdı. Ya da acıktım diye bağırsaydı içeriden. Fena olmazdı. Yardım deseydi mesela bazı hayvanlar mesela, için. Evet, olabilir, evet, olabilir. Tamam dese yeter yazmışlar. Peki devam ediyorum o zaman. 150 yıl öncesine hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz? Bu çok... gideceğiz ama dönmek yok. Orayı değiştirebiliyorsunuz. Yani sadece izlemek değil. Bir anda sizi gönderiyoruz oraya ama buradan bir teknolojik alet seçme hakkınız var.
150 yıl öncesine gittiğimizde öyle bir teknolojik aletle gitmeliyiz ki oranın bir numaralı insanı olmalıyız. Bizim yani bizi kral falan ilan etmeliler. Ne olabilir? Neyle gidelim? Yani 1870'ler falan. Uf, en havalı zamanlar. 1870 ile 1880 arası zaten dünyanın bambaşka noktalara geldiği bir yer. Ne olabilir teknolojik alet? Neyle gidelim? Nasrettin Hoca oyuncağı. Nasrettin Hoca oyuncağı. Yemel izleyiciler. Tabii, evet. Yani hiç bilemedim şimdi ya. Böyle yani işin içinde bitmeyen şarj ve elektriğin olduğu bir aletle gitmek lazım sanki. Yani nasıl bir şey olabilir? Telefon melefon tabii değil yani. Telefonla gitmek değil de ne olabilir ya? Ya bir müzik setiyle falan da gidebiliriz. Ya çok da illaki çok süper bir şey, büyük bir şey olsun demeyelim. Bir müzik setimiz olsa ve oradan müzik yayınları yapabilsek bence bu da bir şey olurdu. Devasa kolonlar ve bir müzik seti. İnsanlar müzik dinlemek için gelselerdi mesela bence yine kitleleri peşimizden sürüklerdik. Sanayi tipi 3D printer'da gidip kılıç kalkan basıp ordu kurmak lazım. Güzel. Güzel. 3D printer de havalı olurdu aslında. Evet. Enteresan olabilirdi. Bakıyorum. Peki şimdi gene bir soru, bir benzer bir sorumuz var ama bu daha böyle şey. Ay'da şimdi üs kurulma projesi var ya, Artemis projesi. Gateway ile yörüngesinde bir üs kurulacak. Daha sonra Ay'ın üstünde de kurulacak. İşte NASA ve birkaç başka ülkeler de uğraşıyor. Öyle bir üs var. Hani var yani üstümüz, gidiliyor, geliniyor, sıkıntı yok. Böyle bir üsse gitseniz hangi ünlüyle giderdiniz ve neden? Şimdi Ay'a gittiğimizde çok eğlenceli, neşeli biriyle, pozitif biriyle gitmemiz lazım. Yanımıza alır. Mustafa sen bal demişler. Ay'a benzer yüreğim. Yani ben Bülent Alkış'ı götürürdüm yanımda ya. Bülent Alkış'la beraber gitseydim çok güzel olurdu. Bülent Alkış aşırı şakacı bir insandır ve çok komiktir. Şimdi çok ciddi bir rol oynuyor. Ömer Ayyem rolü oynuyor TRT'nin dizisinde. Sakalları böyle bıraktı, uzattı falan. Dünyanın en komik adamıdır. Gözlerinin içi güler. Bülent Alkış'ı çok severim, arkadaşımdır. Onunla beraber gitmek isterdim. Güzel olurdu, evet. Çok keyifle şey, oradan Googling'ler yapılıyor şu anda. Googling yapıyor. Bilmiyordum çünkü ben. Bülent Alkış kimmiş diye bakılıyor. Vallahi bilmiyordum. Göster bari, bilmeyenler herkes göreyim, görsün. Göstereyim, evet. Ya evet. Görünce tanıyorsun. Severim tabii. Ama görünce tanıdım. Çemberimde Gülöy'a da oynamıştı. Ben orada izlemiştim en son. Tabii çok eskidir ama herhalde. Şuradan büyüteyim, göstereyim hocam hemen. Şu abimiz. Bülent'cim. Hakikaten gözünün içi gülüyor ama yani. Gözünün içi güler. Çok neşelidir. Onunla gitmek isterim. Tabii ki yani ben bir kişiyle gitmek değil, şöyle bir ekip kurmak isterdim. Birisi Erkan Can yazdı demin. Erkan Can da olsa süper olur. Can Türkdoğan'ı yanıma kesin almak isterdim. yani neşeli insan. Ben zaten artık sadece neşeli insanlarla görüşüyorum. Neşeli olmayan insanlarla görüşmüyorum. Çünkü hayat zaten çok sıkıcı ve yani kötü gidiyor. Pandemi mandemi şudur budur falan filan, zaten yalnızlaşmışız filan. Çok nadir bir parkta oturacaksam, en büyük kankimle parkta oldum. O da sahilde oturacaksam, gidip en büyük kankimle oturmak istiyorum. Neşeli insanlarla zaman geçirmek istiyorum. Evet. Güzel. Kankülü Kanks mıydı hocam? Neydi Kankülü şey? Kankstar. Kankülü Kankstarlarım var. Çok güzelmiş o. Evet. Bir soru daha geliyor. Bu benzer, aslında bunu biraz yaptınız da hocam ama başka alanda soruyoruz. Şimdi bilim ile hangi fiziksel ya da psikolojik özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? Çok gelişmiş bilim ama imkanlı. Şimdi ben yıllar önce bir sevmediğim özelliğimi keşfettim ama ben onu pek şey yapamıyorum, durduramıyorum. Biraz alınganlık var bende. Alınganlığımı yok etmek isterdim. Onu psikolojik özellik diyebiliriz. Alınganlığı birazcık yok etmek isterdim. Fiziksel olarak yok etmek isteyeceğim çok şişmandım yani. Onu yok etmek isterdim. Artık zayıfladım. Fena zaten değilim. Zaten zayıfladınız, evet. Evet, iyiyim. Saçım başım yerinde. Fena. Birazcık gıdı var. Azıcık gıdıyı da yok ettik mi? Hal olacak. Onun dışında bilimle yapacak bir şey kalmadı galiba. Güzel. Alınganlığınızı şey yapmak isterdiniz. Evet, alınganlığı zirvede bırakabiliriz artık. Zirvede. Yıllarca alındık. Alındık. Sonu yok yani bu işin. Bırakalım. Evet, evet. Aslında ben bir psikolog ve psikoterapist olarak hani söyleyebilirim. İnsanlar psikoterapiyi şey zannediyor genelde. İşte hani bu kırmızı oda falan filan da var ya, böyle ağır bozukluklarda. Yok yani
Avrupa'da da Amerika'da dünyada hani şöyle bir şey var, kısa süreli terapi dediğimiz şeyler var. Yani bir karar alacaksınız, önemli bir karar. Kısa süreli böyle bir seans, iki seans, bir görüşeyim, benim kafam netleşir diyebileceğiniz şeylerde böyle bazı özellikler değiştirmek demeyiz ama ona şey deriz. Yani nereden geliyor? Kökeni ne? Nasıl oluştu bu? Anlamak yani işte alıngan ama ben niye alınganım falan gibi. Öyle bir şey de olabilir. Yani hala günümüzde de mümkün olabilir. Onu söylemiş olayım o vesileyle. Meğer ne çok jönlük sığdırmışız içimize. Oo, güzelmiş. O şey herhalde kırmızı odaya göndermeyle. Ha evet. Şu an anladım. Evet. Çok orada izleyemedim böyle ben de onu. Şöyle bir geçişler oluyormuş falan, bir şeyler oluyormuş galiba, değil mi? Evet. Ben de izlemedim. Merak ediyorum. Şimdi zaten hanımefendinin bütün hastalarıyla olan diyalogların hepsi farklı bir dizi oldu sanırım, anladığım kadarıyla. Şu an 3 tane dizi var. Evet, inanılmaz. Meslektaşımızın dizisi. Hı-hı. Yani bilmiyorum. Cevdet Bey'cim, siz de yani ileride bir senaryo yazarsınız belki. Vallahi ilginç. Yani Oynarım. Oo ya. Tamam iyi. Vision cepte, tamam. Mükemmel oldu bu. Şimdi hocam derin sorularımız böyleydi. İkinci bölümümüze geçiyoruz. Bu birazcık daha böyle ortaokul hatırlatacak şıklı sorularımız var. Kimisi çok kolaydır. Şey yapmayın, alınmayınız. Genel olarak herkese sorduğumuz sorular basit kaçarsa. Hangisi diye bir bölümümüz var. Birincisi şu. Sizce hangisi daha önce icat edilmiş olabilir? Çakmak. Doğru. Çünkü çakmak taşı var. Dediğim gibi kolay yani sorular. Peki Fatih'in İstanbul'u fethettiği gece yediği yemekte hangisi olabilir? Şıklardan hangisi olmuş olabilir? Hangisi vardır? Vardır ya da olabilir. Olabilir başka. Yani olabilirse diyelim. Soruyu sormayalım şimdi canım. Yani varsayımlı bir soru olmaması lazım. Bu kesin bilgiyi bilmemiz lazım. Şimdi Fatih Sultan Mehmet pek patlıcandan hoşlanmazdı. O dönem zaten domates yoktu. Patates diyorum. Evet hocam, çok güzel bir yerden gittiniz ama turp, domates ve patates Amerika kıtasına özgü olduğu için o dönemde zaten yoktu. O yüzden olabilir diyoruz. Hani bilmiyoruz ne yediğini tam ama patlıcan yemiş olabilir. Diğerlerini yemiş olamaz diyoruz. Evet. Domatesin olmadığını biliyordum ben. Evet. Güzel. Ben de evet yani soruyu hazırlarken patatesi biliyordum ama turpu mesela soruyu hazırlarken öğrendim. Palavrayı acilen bırakman lazım. Yazıyorlar aşağıya. Peki bu da gene kolay. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir? Lityum. Bir daha bakın hocam. Bir daha söyle. Bir daha soruyorum. Bir dakika, oksijen. Su. Evet. Bir dakika, su tabii. Su molekül, element değil. O yüzden evet, olamıyor. Aklaya geldik. Şimdi yine aşılarda da gözüken. Hangisi bir hücrede bulunan organeldir? RNA. Bir daha soruyorum hocam. O zaman lizozom. Evet, aynen öyle. Diğerleri içinde bulunuyor ama organel değil. Lizozom organel diye söyleyelim. Bu da yine böyle kim 500 milyar oyunları, bir metre kaç milimetredir diye soruyoruz. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. O, 1000. Doğru. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Burada hangi sosyal medya platformu daha sonra kurulmuştur? Tinder. Evet. Doğru. Snapchat, Twitter ve Facebook daha önce kuruluyor. Şimdi en sevdiğim bölüme geldik. Oo, Tesla. Hocaların hocası Tesla'ya bak. Bak, jünizm böyle durmuş. Like a jünizm in the sky diyoruz. Evet. Mükemmel. Şimdi burada şöyle yapacağız hocam. Bunu İbrahim Selim'in programında ünlülerle yapıyorlar. Yani elene elene gidiyor. Biz bunu aldık, bilim insanlarına çevirdik. Bazı amacımız da burada bazı tanınmayan bilim insanlarını da tanıtmak aslında. O yüzden anlatarak da soracağım bazı az bilinenleri. O zaman başlıyorum. Şöyle, bu seçeceğimiz kişi şu. Bir akşam yemeğine gidebileceksiniz. Yaşıyor, ölmüş olması önemli değil. Çevirmen de sorun değil. İstediğiniz gibi sohbet edeceksiniz. Sorularınızı sorabileceksiniz. Bir akşam yemeği. Korona da yok. Böyle bir hayalle söylüyoruz. O zaman soruyorum. Bir tuşa bassam ve o dili kendim konuşabilsem bir anda olur mu? O da olur. Tamam. Kendim yani konuşmayı tercih ediyorum. Çevirmen istemiyorum. Samimiyeti kırmayalım. Siz İtalyanca zaten biliyorsunuz değil mi? Başka bildiğiniz diller? İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Latince'yi saymayalım. O yani şey.
İtalyancadan gelen bir şey değil mi o aslında Latince biraz? Yo, onun da dersi vardı ve çok yoğundu aslında. Yani böyle kocaman bir sözlükle sınavlara girerdik. Şu anda İtalyan Lisesi'nden sınıf arkadaşlarım da var burada. Alttan yazıyorlar. Hı-hı. Ama hatırlamıyoruz tabii Latince'yi. Çok hiç kullanmadık. Hı-hı. Gitti bitti. Evet, evet. O zaman ilk sorumu soruyorum. Klasik. Tesla tabii. Mı Edison mu hocam? Kesinlikle Tesla. Tamam. Tesla'yı seçtik. Edison elendi. Peki Tesla, hocaların hocası Tesla'yla bir yemek isterdim. Ona Türk mutfağını tanıtmak isterdim. Oo, güzel. Tesla'yla gerçekten geçen bölümlerde de çok yani yukarılara kadar gitti Tesla. Bu konuda iyi. Tesla mı, Einstein mı? Tesla. Tamam. Tesla dedik. Peki Tesla mı yoksa fizikçi ve kimyager, radyoaktivitenin keşfinde önemli rol oynayan radyum ve polonyumun keşfedicisi Marie Sklodowska-Curie mi? Marie Curie. Şimdi burada yemek yiyeceğiz ya. Hı hı. Belki küçük yakınlaşmalar, küçük kisler olabilir. O yüzden ben Marie Curie'yi tercih ederim. Tesla'yı bıraktık, Curie'ye geçtik Tesla, o zaman. Tesla'yı bıraktık, bir de bir heyecan olsun artık. Yeter, Tesla'nın sonu yok abi. Süper. Tesla'ya geçtik. Peki, Curie'ye geçtik. Curie mi, Isaac Newton mı? Newton. Oo, yine değişti. Isaac Newton'a geçtik. Peki biraz buralardan gelelim. Newton mı yoksa kuantum fiziği alanında çalışan, ışığın doğasını daha iyi anlamak üzere çalışmalar yapan Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Mete Atatürk'e mi yoksa Newton mı? Al işte şimdi. Önden o kadar tatlı blow yapıldı ki yani. Mete Bey şu anda kendisiyle tanışmıyoruz. Ama ben ona bir şans vermek, onunla bir yemek yemek isterdim. En azından bana biraz kuantum fiziği anlat. Annem fizikçi ama annemden çok dinlemedim. Mete Bey'den dinlemek isterim. Mete Bey'i tercih ediyor. Tamam. Mete Atatürk'e geçtik. Çok güzel. Ya bir de Newton üzerine seçildi. Hoca bayağı şu an izliyorsa. Ama Newton'la şimdi bir yemek yedik gibi ben düşünüyorum. İlk seçtiğin anda onda o yemeğe çıkıyorsun zaten. İkinci turda yok, devam etmek. Gibi soruyoruz. Ha, devam etmek öyle de olabilir. Ben şey gibi sormuştum ilk. En son seçen ne olacak? Bir kişiyle var yani. Böyle rakip bunlar gibi. Yani ya o ya o. Hay Allah. Neyse olsun tamam. Katlanarak yükseliyor hikaye. Peki, tamam. Tamam. Peki Mete Atatürk'e mi yoksa Galileo Galilei mi? Sizin için önemli bu isim. Şu an elim ayağım titredi. Şu an heyecandan elim ayağım hocamızın titredi. Hocamızın lisesinin adı değil mi Galileo Galilei? Abi ben Galileo Galilei İtalyan Lisesi mezunuyum. Tabii ki büyük üstad, dev sakallı, böyle yandan bakmalı fotoğrafları olan Galileo Galilei'yi tercih ediyorum. Zaten bu hafta Galileo haftası gibi bir şey. Hmm. Dünyada da öyle bir durum da var. Galileo'yu seçtim. Süper, süper. Peki Galileo mu yoksa doğal seleksiyon yoluyla evrim, insan evrimi, cinsel seçilim gibi konularla tanıdığımız Charles Darwin mi? Yok, gene Galileo'dayız. Darwin'e tamam. Yokum, Galileo devam. Tamam. Peki biraz şimdi şey yapıyorum, değiştiriyorum oraları. Galileo Galilei mi yoksa hücrelerin hasar gören DNA'larının nasıl onarıldığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nde alan Aziz Sancar mı? Şu anda kalbim tekrar çalındı. Galileo, yani Galileo'yu kim yenebilir diyordum kafamda. Aziz Sancar tabii ki. O da büyük üstad ya. O da çok tatlı birisi. Bakın dikkat edin yani şimdi aynı aşıyı bulan muhteşem ikili gibi Aziz Sancar da hiç işin şovunda değil. İşinde gücünde tertemiz. Şov yapan fazla konuşan kişiler olmuyor. Bilim insanı olmuyor. Yani ben Aziz Sancar'ı çok seviyorum. Devam. Aziz Sancar'a geçtik. Süper. Peki şimdi gene değiştiriyorum biraz. Tektonik çalışmaları Tetis Denizi konusundaki çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü jeolog Celal Şengör mü, Aziz Sancar mı? Eyvahlar olsun. Şu anda ortalık karıştı. Hocaların hocası. Hocaların hocası Celal Şengör. Geçen hafta ben sakalımı Celal Şengör sakalı yapmıştım. Oo. Derken menajerimden bir telefon geldi. Abi ne yapıyorsun? Şu an sana çok güzel bir diziden teklif geldi. Tam o iki gün önce gelmişti. Sen niye böyle bir sakal yapıp bir de bunun fotoğrafını çekip internete koyuyorsun? Sen illaki yaşlı rolleri mi oynamak istiyorsun dedi. Bana kızdı. Ben de o sakalı kestim ve tekrar genç oldum. Ama Celal Şengör demek zorundayım. Aziz hocam. Aziz hocam. Sizi bir kenara bırakıyorum. Celal Şengör çünkü bence tanışsak süper kanka olacağımız biri.
Ben evet. Onunla yemek yersem onu kafalarım. Ondan sonra onunla arkadaş olurum ve görüşürüm. Evet. Biz 3 kere yayın yaptık hocam. Bir kere de Hollanda'ya geldiğinde burada görüştük. Cidden yani hiç böyle insanların işte yok şey yapacak, sizi azarlayacak falan gibi gördükleri gibi değil. Müthiş mütevazı, çok hoş sohbet bir insan. Celal abi dedirtiyor kendisine. O yüzden Celal abiye selam olsun buradan. Süper. Yine yayında yapacağız, konuştuk. Şimdi Celal Şengör'dendi. Celal Şengör'ün karşısına bir isim çıkarıyorum şimdi. Celal Şengör mü yoksa kara deliklerin doğası, galaksilerin kökeni ve Hawking radyasyonuyla bildiğimiz Stephen Hawking mi? Çok kararsızım ya. Büyük papyon papyon Çete, oyunları yazmış. Papyon Çete soralım şu anda. Arkadaşlar yardım istiyorum. Şu an buradaki herkes... Joker hakkını kullanıyor. 1822 kişi var şu anda bizi canlı izleyen. Bu 1822 kişiden yazmanızı istiyorum. Celal Şengör mü, Hawking mi? Lütfen. Hadi bakalım. Bana yardımcı olun. Çok kararsızım. Çetin cevabını bekliyoruz. Sizin yardımınız önem taşıyor benim için şu an. Celal Hoca dendi. Celal Hoca'yı satmayalım dendi. Papyon oyunları dendi. Şu an bizi bitiren isim oldunuz. Celal Hoca. Hakinki geç diyorlar. Ama yok, konuşuyordu o şey sayesinde, bilgisayar sayesinde. Tabii canım, bilgisayarı var, gözleriyle konuşuyor ya. Celal. Tamam. Celal Hoca'ya devam. Hocamızı bırakmadık. Celal Hoca'yı bırakmadık, devam ettik ama şimdi karşısına onun kankülü kanksını çıkarıyorum. Celal Şengör mü? Yok, kankülü kankslar, pardon. Evet, onu çıkarıyorum. Kankülü. İlber Ortaylı mı? Şu an yere düşüp bayılabilirim. İlber Ortaylı deyince akan sular durur. Celal Şengör, kusura bakma, bay bay. İlber Ortaylı hocaların hocasıdır. 24 Kasım'da iki kişi aranır bu dünyada. 24 Kasımlarda bir Anthony Hopkins aranır, bir İlber Ortaylı aranır. Bravo. Süper. O zaman İlber Ortaylı devam. Bir dakika şöyle söyleyeyim. Ha. Hatta biz İlber Ortaylı'nın doğum günü olmamasına rağmen ona bir doğum günü şarkısı yaptık ve klip çektik. Vay. Doğum günün kutlu olsun İlber diye, Hocaların Hocası diye bir şarkı yaptık. Dedeler Sofrası kanalımızda görebilirsiniz. Mayıs'ta onun doğum günü. Doğum günü olduğunda da aynı sizin bana yaptığınız gibi her mecrada ona mesaj attırıp o videoyu izlemesini sağlayacağım. Valla ben Instagram ve mail yazdım. Instagram'da Adıra düşüyordur diye mail yazdım. Onun dışında yazmadım ama bizim takipçiler çok inatçı. Her yerden ulaşmışlarsa iyi olmuş. Peki şimdi karşısına çok da söylediğiniz birini çıkaracağım. Ses kesildi mi? Bir sıkıntı var mı? Beni birisi aradı da o sırada. Tamam. Şimdi düzeldi. Evet. Şimdi İlber Hoca'nın karşısına iki kişi çıkarıyorum. Bunlar birlikte yemeğe çıkacaksınız, çıkarsanız. Covid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının mucitleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin mi, yoksa İlber Ortaylı mı? Vallahi bugün onlardan çok bahsettik. Onları evet. Sevdiğimizi söyledik filan ama ben İlber Hoca'dan vazgeçemem. Tamam. İlber Hoca'yla devam ediyoruz. Şimdi karşısına güçlü bir rakip çıkarmalıyım. Bir sürü bilim insanı var ama. Ya, en güçlü rakipler demin çıktı bence. Daha da güçlüsü imkansız gibi gözüküyor. Bakalım. Bakalım kim kalacak? Bakıyorum. Daha eskilerden böyle büyük Pisagor teoremi, oranlar teorisi ve filozof ve matematikçi Pisagor mu yoksa İlber Ortaylı mı? İlber Ortaylı. Of, İlber Ortaylı değiştiremiyoruz şu anda. Rakip tanımıyordu. Peki. Hocaların hocası ya. İnsan anatomisi. Tasarlanan bir paraşüt, bir helikopter, zırhlı araç, sanatçı, mühendis, matematikçi, hezarfen, Leonardo da Vinci mi yoksa İlber Ortaylı mı? Vallahi şimdi burada ben İlber Ortaylı dersem, İlber Ortaylı böyle yapar. Barış da biraz gerizekalıymış. Leonardo varken beni seçti. Niye kızar? Biliyorum. Çok kızar. Ama ben yine de İlber Hoca'yı seçiyorum. İlber Hoca. Yine İlber Hoca'da kaldık. Nereden vurabilirim? İlber Hoca'ya yok. Olsun, tamam. Çıkamayacak üstüne ama ben gene bir iki isim arada. Tabii deneyelim. Şansımızı deneyelim. Hiç belli olmaz. Sürpriz olabilir yani.
Peki. Yine az bilinen ama önemli bir bilim insanı. Arf değişmezi, arf halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaları bulunan, cebir konusundaki çalışmalarıyla tanınan matematikçi Cahit Arf mı yoksa İlber Ortaylı mı? Cahit Arf da hocaların hocasıdır. Büyük üstattır. Paranın arkasında fotoğrafı olan güzide isimlerimizdendir. Ama yok. Yani onu da seviyorum. Ama İlber Hoca'yı bırakamam. Kalbimizi gene çaldı ve şey yapamadık. Peki. Bakalım. Yani İlber Ortaylı'yı yenebilecek ancak çok önemli bir tiyatrocu falan olması lazım. Hmm. Yoksa bilim insanları içinden. Tamam. Gene galiba İtalya'dan gidelim. Radyonun mucidi ve Marconi kanunuyla bilinen Giulielmo Marconi mi yoksa İlber Ortaylı mı? Guglielmo Marconi de severiz ama tabii ki İlber Ortaylı. İlber Ortaylı. Bakalım. O zaman karşısına tek son bir kişi getiriyorum. Bıraktım ya, yani vazgeçtim. Tamam. İlber Ortaylı kalacak. Kimi getirsem? Yine böyle az bilinen bir ismi getirelim, bir şeye yarasın. Şarbon, tüberküloz ve koleraya neden olan bakterileri de keşfeden doktor, mikrobiyolog ve bakteriyolog Robert Koch mu yoksa İlber Ortaylı mı? Cevap belli. İlber Ortaylı. Evet. İlber Hoca kazandı. Bir kere daha kazanmıştı zaten. Tebrik ediyoruz. İlber Hoca'yla peki yemekte neler konuşurdunuz hocam? Onu sorayım. Valla ben İlber Hoca'yla biraz İtalya konuşmak isterim açıkçası. Onun bakış açısından İtalya, İtalyan kültürü, İtalyan yemeği, İtalya'da sanat üstüne konuşmak isterim. Ve sonra da ona aslında onun bilmediği daha böyle teknolojik, günümüzün aslında biraz da Z kuşağının hakim olduğu ama bizim de biraz kıyısından köşesinden dahil olduğumuz şeylerden biraz bahsetmek, anlatmak isterim. Ve onunla ortaklaşa bir şey yapmayı teklif ederim. Yani ama yine bu daha dijital bir şey olsun isterim yani. Analog bir şey değil. Birlikte kitap yazalım, birlikte konferans verelim değil de yani. Onunla birlikte bir şey. Ya onunla mesela bir YouTube için bir yemek programı yapmak isterim. Bu çok güzel olur. İkimiz mutfaktayız İlber Hoca ile beraber. Birlikte bir şey yapıyoruz. Ya bu Barış'ta kimyonu çok koyuyor ya. Biraz. Yani çok eğlenceli olur bence. Bir de o torunuyla beraber bir şey yaptı, gördüm. Bayağı hoşuma gitti. Torun da çok şeker, küçük bir çocuk. Deniz ismi. Onunla beraber bir şeyde galiba bir platformda gördüm. İzledim, soru moru soruyor, bir şeyler yapıyor. Yani böyle şeyler bence güzel olur. Çok güzel olur, çok ilginç. Yani bu hocaların halka ulaşabilmesi değil mi? Bizim de mesela en çok işte bilim insanlarını getirmemiz, akademiden çıkarmamız. Çünkü televizyona gidebiliyorlar. Televizyonlarda falan da süre kısıtları olduğu için hani çok rahat rahat dertlerini anlatamıyorlar ya da kritik soru alamıyorlar. Mesela bizim chatten bilim insanlarına gelen böyle zorlayıcı sorular da oluyor ya da hakikaten merak edilenler de oluyor. Onları böyle birebir getirmek, yani birebir temasa getirmek online teknoloji sayesinde çok güzel olur. Hocam teşekkür ediyoruz. Sorular bu kadar. Ben teşekkür ederim. Vallahi ama sizi çok bırakmıyoruz. Bir iki sorumuz daha var, böyle kapanış sorularımız. Tabii ki. Bir tanesi şu. Genelde şöyle bir şey istiyoruz. Tavsiyeleriniz, yani sizi en etkileyen ya da şu aralar tavsiye edeceğiniz diyelim. Kitap, film, dizi ya da oyun. Bir tane bir şey de olabilir. Hepsinden de bir tane olabilir. Üçten hani tek tek de olur. Ya ben de geçenlerde birisi bir paylaşmış bir kitap da hoşuma gitti. Alessandro Baricco diye bir tane yazar var. 1900 diye bir kısacık bir kitabı var. O kadar kısa ama o kadar sinematografik bir iş gibi bu. Okuyunca çok keyif aldım. 1900 isme. Baricco zaten çok güzel bir, iyi bir yazar. Türkçe'de çevrilmiş birkaç tane eseri var. 1900'ü ben çok beğenmiştim. Ve herkese tavsiye ediyorum. Hani bazı kitaplar vardır, bir oturuşta biter. Stefan Zweig'in Satranç. 1904 bir kitap. Baricco'yu tanımanızı isterim. Okumanızı isterim. Ve yani onun sinemaya uyarlanmasını çok isterim. Çünkü çok görsel bir hikaye. Keşke tiyatroya da uyarlanabilecek. Novecento mu hocam? 1900 yazınca. Novecento. Evet. Novecento. Göstereyim aynen. Onu ben. Evet, aynen. Güzel yayınlarından çıktı. Baricco. Şu çıkıyor. Orijinal olarak herhalde tam bulamamış olabilirim ama. Evet. Novecento. Bu
Evet. Can Yayınları'ndan çıktı 1900 diye. Hı hı. Çok güzel, çok güzel bir iş. Bunu tavsiye edelim. Peki, kitap olarak böyle. Film var mıdır ya da film ya da şimdi dizi? Şimdi ben bu aralar dizi ve film çok az tüketiyorum. Yani neredeyse bir tane Kuzey ülkelerine dair bir polisiye izlemiştim. Bak o çok güzeldi. Hmm. İsmini de hatırlamıyorum ki birkaç ay önce izlemiştim. Chat'te yazarlar belki akıllarına gelirse. Şimdi ikinci sezonu çıktı hatta onun Netflix'te. Çok güzel bir polisiye izledim. İki polis, bir kadın, bir adam görevlendiriliyor gizli bir görev için ve bir yolculuğa şeye çıkıyorlar. Bir mafyayı çökertmek için. Çok temiz bir işte. Yani farklı ülkelerin oyunculuklarını, tarzlarını izlemek çok güzel oluyor. Bir de bak son zamanlarda izlediğim yine güzel bir film var. Bu İtalya'da gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış bir film. İşte bak onu da. Rose Adası'nın hikayesiydi galiba filmin ismi. Alessandro Rosa diye birisi var galiba. Kendisi bir şey yapıyor. Yani bu bir spoiler değil. Bunu söyleyebilirim. Çünkü gerçek yaşanmış bir olay. Bir platform inşa ediyor ve buranın bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederek bir hikaye başlıyor. Gerçek bir hikaye bu. İtalya'da yakın zamanda hatta vefat etti. Onun İtalya devletiyle olan macerası. Yani değişik bir filmdi o. Bence eğlenceli de bir film. İzlemeye değer bir film olduğunu düşünüyorum. Oyuncuları zaten oyuncuları da çok iyiydi. Başrol oyuncusunu da biz nereden biliyoruz? Onu da şeyde Rose Adası, evet. Başrol oyuncusunu da şeyde izlemiştik sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam Magnifico Presenza diye bir filmi vardı. Ferzan Özpetek'in. Şahane misafir. Orada oynamıştı sanki. Oradan diyoruz. Dizi Fallet midir diyorlar. Fallet değil, yok Fallet değil ya. Fallet İçeride değil. Demişler. İçeride dur bir dakika, acaba ben bulur muyum onu şeyi bir yandan da konuşurken diziyi ben bulmak istiyorum çünkü ben onun ikinci sezonunu da izlemek istiyorum. Tamam. Ne olabilir? Google oyunları orada. Yok yani. Google değil de hemen direkt Netflix'e bakarak. Netflix'e. Ya bu Netflix'in şeyi güzel oldu dediğiniz gibi farklı coğrafyalardaki işleri bize getirmesi. Hani dünyada tek oyunculuk işte bizdeki ya da Amerika'daki değil. İşte ne bileyim senaryo değil, film, sinematografi değil. Farklı. Bunları görmek güzel oluyor gerçekten. Evet evet kesinlikle. Birisi şey yazmış. Hı-hı. Göremedim şey demiş filmin ismini. Ha tekrar gösterelim. Rose Adası'nın inanılmaz hikayesi arkadaşlar. Çete bizim ekip yazar zaten onu. Kitap 1900. Barikko'nun. Ben size şeyi de bulacağım. Dizi de geliyor şimdi. Diziyi vallahi bulacağım yani. Taktım kafaya. Nasıl unuturum ismini? Direkt şey yaptım. Polisiye diye yazdım şeye. Nedir onun adı? Cinayet yüzü falan çıktı da. Ben yazayım. Polisiye Kuzey falan diye bakayım. Çıkacak mı? Niye bulamıyoruz? Taktım kafaya gerçekten. Bron demişler. Bron mu? Bron yok. Değil. Kuzey Avrupa işiydi ya. Çok güzeldi. O zaman şöyle yapalım. İzleyiciler şey yapsın. Yorumlara yazsın. Buldum. Undercover. Undercover. Tamam. Undercover diye bir iş. İkinci sezonu yayınlandı. Ben daha başlayamadım ikinci sezonuna. Ama çok tavsiye ediyorum. Çok temiz bir işti. Yani. Çok güzel bir işti. Ben de bakayım şuradan görselini şey yapayım. Paylaşayım arkadaşlarla. Oo, Google yazıcık bana. Hatta işte oradaki kötü adam, mafya babasını oynayan. Ha, bu evet bu polisimiz. Asıl başrol. Şu soldaki üçlünün ortasında olan müthiş bir rol ya. Harika bir rol. O rolü oynamak isterdim yani. Bayağı keyifli. Zaten ben bir kötü adam oynamak istiyorum. Öyle bir şu anda hevesim ve merakım var. Bir kötü adam oynamak istiyorum. Hiç oynamadım. Yani televizyonda ve sinemada hiç kötü adam oynamadım. İstiyorum. Çok güzel. Peki hocam oyun, bilgisayar oyunu, konsol oyunu olabilir. Var mı aklınıza gelen? Yani ben şimdi geçenlerde bir Diablo 3 oynamaya başladım tekrar. Diablo 3'ü çok fazla sevmedim. Diablo 2'nin eline su dökemez. Diablo 2 harika bir oyundu. Hayatımın oyundur diyebilirim. Onun da
remaster tarzı bir şeyini, yeni versiyonunu çıkarmışlar. Onu görünce zaten aklıma geldi. Dur bir bakayım dedim. Bilgisayar oyunu olarak Monkey Island diye bir oyun vardı. Yine indie oyunlardan. Benim çocukluğumun oyunlarından. Çok severim onu. Adventure oyunu. Bir de o zamanlar daha İngilizce bilmezken yani 12-13 yaşlarında falan oynamaya çalışıp perişan olmuştum. Ha, Fresh Meat yazmış biri Diablo. Diablo'da olan bir repliktir o. Butcher diye bir şey vardı. Karakter. Onu, o bizi görünce bağırıyordu. Neyse. Monkey Island'ı çok severim. Diablo'yu çok severim. Bunlar benim sevdiğim ve tavsiye edebileceğim bilgisayar oyunlarıdır diyebilirim. Ben öyle pek futbol işlerinden anlamam. PlayStation falan zaten bilmem. Hiç oynamam öyle şeyler. Ama öyle tek tük oynadığım oyunlar oluyor. Peki hocam, o zaman bir sorunuzla devam ediyorum son bitirirken. Sondan bir önceki sorum hatta. O da şey, var mı yeni projeler diyelim. Şimdi ben bir dizide oynadım. Dijital platformda yayınlanacak. Daha belli değil neresi olduğu. Orta Kafa Aşk diye bir dizi. Bir Norveç formatı bu. Norveç'te bayağı yer yerinden oynamış. İnanılmaz tutmuş, beğenilmiş ve farklı farklı ülkelere uyarlanmış. Yapılmaya başlanmış. Şöyle söyleyeyim. Aşk hikayelerini anlatırken bir anda bulunduğumuz ortamda bir kulübenin içinde iki tane spor yorumcusu beliriyor ve yapılan her hareketin yorumunu yapıyorlar. İşte kıza kolunu atmaya çalışıyor koltukta. Evet sayın seyirciler, gördünüz. Şimdi şöyle yaptı, böyle yaptı. Evet hocam, ne diyorsunuz bu durumla ilgili gibi. İki yorumcunun işin içinde olduğu böyle çok eğlenceli, çok keyifli bir format. Tabii 15-20 dakika olacak her bölüm. Kısa kısa olacak. Bakalım nerede yayınlanacak, daha belli değil ama onun birinci sezonunu bitirdik. Ben 4 bölümünde varım. Oynadım. O var şu anda. Bir de bir dizi daha var. O da önümüzdeki hafta ben bir bölüm konuk olacağım ona da. Ayak İşleri diye bir dizi. Ayak İşleri Caner Özürk yönetiyor. Orada bir bölüm konuk olacağım. Bir de o var. Şu an gündemde olan bu iki iş var. Onun dışında bir yeni dizi teklifi geldi. Yaz dizisi. Bu konvansiyonel dizilerden ya şeydeki ana televizyon televizyonda olan işlerden biri olacak. Onunla şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak, ne bitecek belli olmaz. Şu an durum bu. Sinema filmi yok ama bir tane de televizyon filminde oynadım. Kanal D için çekildi. Kuzenler Firar'da diye bir film. O da işte yayınlanmadı hala. Ne zaman olacak bilmiyorum. Gonca Vustateri, Bala Atabek, ben ve Levent Çimen, dördümüzün üzerine bir hikaye. Ama tabii ki çok değerli Suat Sungur, Tarık Papuççuoğlu gibi filan. Çok değerli oyuncular, Asuman da bak filan gibi. Çok değerli oyuncularımız da var işin içinde. Fena değil, hareketli bir dönem geçiriyorum aslında. Şimdi tabii ki bu 51-52 kilo kadar da zayıflayınca biraz kastım da değişti. Tipim de değişti. Bundan sonra oynayacağım roller çok daha farklı olacak gibi gözüküyor. Mesela işte o Kuzenler Firar'da da Aralık ayı gibi çektik. O zamandan bu zamana bir 15 kilo daha verdim. O da hala çok çok şişmanken oynadığım rollerden biri diyebilirim. En son işte ondan önce Turgut Özal oynamıştım zaten. Evet. Orada bayağı kiloluydum. Şimdi bakalım bundan sonra neler olacak bilmiyorum. Orada da çok şey yapılmıyor. Gerçekten güzel, hani makyaj, siz de çok güzel oynamışsınız. Böyle şey olmuyor. Hani ben şimdi çevreme şey yaptığım zaman, işte konuk geliyor, işte çarşambaya, işte kim, İşte söylüyorum, şimdi geek yaparı falan da bilmeyenler bazen tanımayabiliyor. İşte diyorum ki Naim filmindeki işte şey Turgut Özal, aa falan diyorlar ama hani şey yapamıyorlar, hani güzel oynandı şey ama dediğiniz gibi sürekli değişiyor. Sizin adınıza biz de seviniyoruz, tebrik ederiz. Bayağı çünkü emek yaptınız o iş için. Daha peki şeyiniz var mı? Hani şu kiloya geleceğim o zaman tamamım dediğiniz bir kilo var mı? Şu anda 93,6 kilo. Ama boyum 1,74 olduğu için yine çok fazla. Yani dışarıdan bakınca insanlar diyorlar tamam artık yeter verme diyorlar da ben şöyle bir 85'i görmek istiyorum. Bence 85 ideal olur diye düşünüyorum. Veri olarak da şu anda işte tartı ve saatim falan böyle birbiriyle entegre, telefon, aplikasyon, yürüyüş, mürüyüş, her şey birbiriyle bağlı. Orada da şey diyor yani hala bayağı yüksek çoğu şey. Sağlıklı biraz, beden kitle endeksi olarak. Evet, birazcık daha şey olması lazım. Biraz daha inmesi lazım. Bak bir arkadaşım güzel enerjinle her şeyi oynarsın sen demiş Nurten. Teşekkür ederim. Evet. Hocam peki çok teşekkür ediyoruz. Nasıldı sizin için? Keyifli geçmiştir umarız. Değişik bir şey oldu. Ya şimdi ben açıkçası bir Luna Park'a gittiğimde
Luna Park'taki oyuncakları izlersem onlara binmeyi tercih etmiyorum. Hmm. O yüzden ben gittiğimde mesela orada bir tren mi var? İzlemiyorum. Direkt eğer o an başlayacaksa hemen biniyorum ve onu o heyecanı canlı canlı yaşamak istiyorum. Dünyanın en korkunç, en perişan edici oyuncak da olsa ona binmek istiyorum orada. Burada da biraz öyle bir durum oldu. Şimdi Yüksel Ünal beni davet edince, sizlerden de mesaj gelince ben hiç bakmadım. Hiç araştırmadım. Ne yapılıyor, ne bitiriyor, ne bitiyor? Benim bilimle yakından uzaktan alakam yok. Bana ne yapacaklar, ne soracaklar, rezil mi olacağım falan. Hiçbir şey araştırmadan direkt bodoslama bu hikayenin içine dahil olmak istedim. Ve gerçekten ilk bölümdeki bir iki soruya çok uyduruk cevaplar vermiş gibi hissettim de şu an genel olarak sonuçtan memnunum ve bu canlı yayın olayı da nedense bir hoşuma gitmedi değil yani. Olabilir. Oo, güzel. Çok nadir. Ben şimdiye kadar bir işte bir Azerbaycan televizyonunda bir canlı yayına katıldım. O böyle değildi ama. Instagram değildi. O Skype üzerinden direkt canlı şeyde televizyonda yayınladılar. Bir tane Yasemin Sungur'la bir yayın yaptım. Bir de oyuncu arkadaşım Mehmet Yılmaz Ak'la beraber hiç konuşmadığımız 15-20 dakika süren sadece böyle bakışlarımızla anlaştığımız yayınlar yaptık. Birinci pandemi döneminde delirmiştik biraz. Delirdiğimiz o dönemde. bir de onları yaptım. Onun dışında aslında çok fazla yapmamışım yani. Birkaç tane. Bir elin parmakları kadar. Ama bundan sonra yine neden olmasın diyorum. Evet, güzel. Sizin takipçilerinize bir müjde oldu bu. Buna vesile olduysak seviniriz. Daha sonraki yayınlarımıza da hani bekleriz. Başka formatlarımıza da hocam. Yani şunu isterim mesela. Atıyorum birkaç kişi yapacağınız bir formatınız varsa ya da olacaksa atıyorum. İlber Ortaylı ben filan. Birkaç kişi olursa çok eğlenceli olabilir. Öyle bir şey de yapabiliriz yani. Twitch'ten filan olursa birisi yazmış altta. Gelecek bilimde Twitch kanalına da bekleriz diye. Olabilir. Evet. Müştan bizim yayıncımız aynı zamanda. O davet edebiliyor yani. Onun demesi cidden resmi davettir. Twitch kanallarımızda böyle sohbetler ediyoruz. Daha serbest, hani formatı rahat olan. Oralara da bekleriz hocam. Biz aklımızda bulunsun. Sizi çağırırız. Müsaitseniz şey yaparız. Çok da rahatsız da etmek istemiyorum artık. Her yerden yazdıktan sonra. Şimdi şöyle bir kapanışlı bir emrivakimizi yapıyoruz. Çünkü hem konuk bulmak adına hem de çünkü ünlülerimiz hep yoğun oluyorlar, kolay ikna olamıyorlar. Ya da kolay ikna demeyeyim de çok mesaj aldıkları için gerçekten zor oluyor ünlülere ulaşmak, mesajımızı iletmek. Çünkü ilettikten sonra sorun olmuyor zaten. Hepsi sosyal sorumluluk bilincinde oldukları için, değer verdikleri için bilime geliyorlar. O yüzden sizden de böyle emrivak yapabileceğiniz, nazınızın geçeceği, düşünmeden kabul edebilecek, bize kolaylıkla iletişime geçebileceğimiz bir arkadaşınızı, ünlü arkadaşınızı sizinle yakmanızı istiyoruz. Bakalım siz kimi challenge'a davet edeceksiniz? Valla ben bu program boyunca Bülent Alkış'tan bahsettim hep. Onunla beraber Ay'a çıkmak istiyorum dedim. Bülent'ciğim bence bizi kırmaz. Bu eğlenceli formatın içinde olmak ister diye düşünüyorum. O yüzden Bülent Alkış'ı davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bülent Alkış'a bu kısmı göndereceğiz, atacağız. Can Türk Doğan denmiş. Onu da davet etmek ister misiniz acaba, soruyorum. Evet, Can Türk Doğan dünyanın en eğlenceli insanıdır. Onun da burada olması bence çok güzel olur diye düşünüyorum. İki kişi çağırmış olayım o zaman. Hem Can Türk Doğan'ı hem Bülent Alkış'ı çağıralım derim. İkisi de tanışıyorlar bu arada. İkisini birden alabilirsiniz. Çok değişik olabilir, güzel olabilir. Evet, bir ilk olur. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İki kişiyi de iletişime geçeceğiz. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Görüşürüz. Görüşmek üzere.